işçilerinin yönetimden doğan huzur hakları ücrete tabi midir? Ücret değildir ki. Onlara verilen huzur hakları da sigortaya tabi değildir yani. Biz öyle bir şeyin işlerini yapmıyoruz. Şirket ortaklarında... Şirketi yönetimler için kurmuşlar. Yönettikleri toplantı başına aldıkları huzur hakkından bahsediyoruz. Bu bir çalışan değil. Huzur hakkından bahsediyoruz. Biz zaten 4-5 sigortalılarımıza beyan üstünlüğü verdiğimiz için 1.12.8'den itibaren basamak da kaldırıldı. Yani beyan usulüne geçtiği için sıkıntı olacağını zannediyorum. Ücret değil. 4B emekliyse aldığı ücretin eğer şirket ortağıysa biliyorsunuz %15 oranında SGDP kesilmeye devam eder. Ama onun haricinde huzur hakkı arkadaşımız demek istediği şu. Mesela sanatkarlar var. Telif hakları alıyorlar. Bunlar tabidir. Zannedersem. Tamam. Oraya yani sonra direkt o konudan geldiği için yoksa şirket ortağının almış olduğu huzur hakkı beyan esas olduğu için şirket ortaklarında. Tabii 80 çok açık ve net diyor yani. Benim sistem bu diyor, tutarım bu diyor, gerisi prime tabidir diyor. Bence kanun en yalın hali orası yani. Söyleyeyim yani 5510 karışıktır. Bir sürü muallaklıklarla belki doludur ama en yalın hali orası. Tabi tutulmayan bunlardır, diğerlerine tabidir diyor. Ha kurum çeşitli şeylerden görüşler soruyoruz bazen hani bu tip şeylerde ama ifade her ne adasında yapılırsa yapılsın yukarıda saydığım istisnalar dışında tüm ödemeler prime tabidir dediği için gelen görüşlerimizin çoğu da prime tabi şeklindedir. Arkadaşlar işlerinin tescilliğiyle bitireceğim. Evet. Hepimiz biliyoruz. İş yeri tescili nasıl yapılır? İşveren eğer yanında 4A kapsamında sigortalı çalışmaya başlıyorsa bize iş yeri tescili yapma zorunda. İş yeri tescili eğer işveren çalıştırdığı işçilere 1 ile 30'u veya 15 ile 14'ü arasında ayrı ayrı ücret ödüyorsa 2 tane iş yeri sicil numarası almak zorunda. Yani bir iş yeri sicilinden bildiremez. Yine iş yeri tescilinde arkadaşlar hepimizin bildiği iş yeri bildirgesi dediğimiz onun üzerinde çeşitli bölümler var. Bu bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor. Bunu hatırlatayım. Ve asıl noktaya geleceğim. Ben bizim için önemli olan devir ve intikal. Arkadaşlar, iş yeri tescilini hepimiz diyoruz ki süresi nedir? En geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarih itibariyle iş yeri bildirgesiyle kuruma vermek zorundadır. Aksi halde defter tipine göre asgari ücretin birinden, ikisinden ve üç katından başlamak üzere idari para cezaları uygulanır. Devir ve intikal nedeniyle düzenlenen iş yeri bildirgesi. Eğer arkadaşlar bir iş yeri devir veya intikal oluyorsa kesinlikle iş yeri bildirgesi düzenlenmek zorundadır. Yine şu ticaret kanununa tabi bir iş yeri nevi değişikliğinden dolayı nevi değişikliği olayı gerçekleştiriyorsa yine iş yeri bildirgesi verilmesi zorunludur. Yani şunu demek istiyorum. Devir veya intikal nedeniyle veya Türk Ticaret Kanunu'na göre şirket nevi değişikliklerinden dolayı söz konusu işlemlerin gerçekleştiği tarih takip eden 10 gün içerisinde iş yeri bildirgelerini kuruma vermek zorundasınız. Ve devirlerde, nevi değişikliklerde, intikallerde arkadaşlar ayrı iş yeri sicil numarası verilmez. Var olan iş yeri sicil numarası üzerinden devam ettirilir. Sadece vereceğiniz iş yeri sicil numarasında mevcut olan sicili yazarsınız. Devreden veya devralan veya nevi değişikliği diye belirtirsiniz. Buna göre tescil kütüklerimizde yeni düzeltmelerini yaparız ve bunun üzerinden iş ve işlemlerinizi devam edersiniz. Evet, söz konusu eskiden hepinizin bildiği nakil konusu. 1.12.008'de beraber ki ilk 1.1.2000'de herhalde eskiden nakilden dolayı iş yeri dosyası tescil edilmiyordu. Ne yapılıyordu? Dosyalar merkezler arası gönderiliyordu. Yani ta ki 1.1.2000'e kadar. İşte Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi'nin sınırındaki o zamanki adıyla Fatih SSK'daki bir işverenimiz Zeytinburnu yani Bakırköy'ün sınırlarına girmişse dilekçesini veriyordu.
Fatih dosyasını toparlıyordu. Bütün hepsini Bakırköy'e gönderiyordu. İşte o zaman Bakırköy'den de taşınıp Kadıköy'e taşınmışsa bu sefer Bakırköy'de toplayıp Kadıköy'e gönderiyordu. 1-2000'de bu uygulama kapatıldı. Oradan kapatıp buradan dosya açma olayı geldi. 1-12.008'de de bu devam ediyor. Ve şu kolaylık geldi. Eskiden iş yeri bildirgesi verme zorunluluğu vardı. Şimdi dilekçeyle bu işleminizi ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar hallediyorsunuz. İş yeri bildirge sorumluluğunuz yok. Herhangi bir idari para cezası sorumluluğu da yoktur diyorum. Evet, otomatik KKÇ. Özellikle arkadaşlar mükelleflerinizde bilmiyorum varsa muhakkak da muhakkak taramalarınızı yapın. İşe giriş veya işten ayrılış bildirgesi veya pardon yeni çalıştırma eleman çalıştırmaya başlayacaksa işvereniniz son çalıştırdığınız tarihten itibaren eğer üzerinden 2 yıl geçmişse sistem bunu otomatik olarak kanun kapsamından çıkarıyor. Başta da vurguladığımız otomatik kanun otomatik KKÇ oluyor ama şifre iptalini vermediğiniz için işe girişini ve işten ayrılışını yapabiliyorsunuz. Ama sistem ayrı tüncet belgesine geldiğinde duruyor ve diyor ki bu işleriniz kanun kapsamından çıkmıştır, bildirim yapamazsınız. Ama ne oluyor? İşe girişiniz, işten ayrılışınız verilmiş oluyor. Bu sefer ceza falan doğabiliyor, geriye dönük işe girişi verdiğiniz tarihi sinerden iş yeri bildirgesi vermeniz gerektiğinden dolayı böyle durumla karşılaşırsanız da bilginiz olsun. Kurum hatasından kaynaklandığı için arkadaşlar idari para cezasının iptali yoluna gidiyoruz. Ama sizin yapacağınız olay şu, işe giriş ve işten ayrılışınız veya bildirim yapmadan önce son beyanınızı muhakkak muhakkak kontrol ettirin. 2 yıl içerisinde beyan olmayan iş yerleri otomatik kanun kapsamından çıkarıldığı için bildirim verilme yükümlülüğü arkadaşlar o dosyadan olmaz. İş yeri dosyası yeniden tescil edilmesi gerekir. Teşekkür ederim. İnşallah.